Ergün diler gizli aşanda, Orta Doğu dünyanın merkezi, bütün savaşların birleştiği nokta. Kim bu bölgeyi ele geçirirse ya da elinde tutarsa son sözü o söyler. Rusya'da ya da İran'da olanlar ve olacak olanlarla bölgedeki değişecek sınırlar bunun göstergesi. Bölgeye atılacak format geleceğe şekillendirecek. İtiş-kakışın nedeni bu. Planları yapanlar elbette Türkiye'yi işin içine almak durumunda. Kimsenin almama lüksü yoktu. Özellikle Erdoğan, Ankara olmadan bölgede yaprağın kımıldamayacağını gösterdi. Yapılan planlar revize edilir ve Ankara'ya başrol verilirdi. Bizi sevdikleri için değil, biz siz yapamadıkları için. Obama hem Beyaz Saray hem de Müslüman alemi için çok önemli bir isimdi. Niyeti ve bakışı da çok olumluydu. Bölgedeki aktörlerle iş yapacaktı, ortaklıklarla yürüyecekti. Ama etrafını saran askeri güvenlik kompleksi bu izni vermedi. Çok uzun zamandır Amerikan başkanları figür olmaktan öteye gidemedi. Bugün bile Mary Harf ve Jem Psaki... Obama'nın haberi olmadan istedikleri açıklamaları yapmaktaydı. Çünkü bağlı oldukları kişi Obama değildi. Bakın İngiltere'yi Orta Doğu'da bulmak hiç zor değildi. Her yerde onlar vardı. Amerika'yı bulmak ve amaçlarını bilmek şarttı. Washington'ın gizli ajandası vardı. Bu ajandayı hazırlayan ekip Bush döneminde işe başladı. Amerika'yı yöneten Bush değildi. İşin başında Dick Cheney ve ekibi vardı. Cheney'nin ağırlığı ve özelliği çok gizli anlaşmadan kaynaklanıyordu. Cheney, başta Halliburton olmak üzere 20 büyük şirketin yaptığı özel toplantıdan çıkan isimdi. Oluşturulan planı Cheney ve ekibi götürecekti. Amerika Başkan Yardımcısı olarak çok etkili kararlar aldı. Washington'ın gizli ajandasının mimarı olan Cheney, özellikle Orta Doğu'da sınırların değiştirilmesi için büyük bir savaşın gerekliliğini detaylarıyla bilen biriydi. 11 Eylül kurgusuyla Afganistan ve ardından Irak işgal edildi. O güne kadar sözünden çıkmayan El Kaide ve Taliban bir anda düşman ilan edildi. Afganistan'ın işgali Çin'in batıya yapacağı hamleleri kesmek içindi. Ardından başlatılan Irak işgali aslında 3 devlet projesiydi. Saddam'ın ülkesi Kuzey Irak, Şii Devleti ve Irak Arap Devleti olarak üçe bölünecekti. Bu resmi olarak hayata geçmese de fiili olarak ülke üçe bölündü. Saddam'ı kimyasal silahla suçlama dosyasını Cheney hazırladı. Yıllar sonra bu suçlamaların hepsinin yalan belgelerin de sahte olduğu anlaşıldı. Ancak dünya medyasını kontrol eden güçlerle Dick Cheney'i destekleyen şirketlerin sahipleri aynıydı. Yani dünyanın büyük oyuncuları büyük oyunu kurmak için sahadaydı. Washington'ın gizli ajandasında, daha sonra İngiltere ve Fransa'nın eline geçen Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını tamamen kendilerine bağlama kararı vardı. Bu gizli ajandayı kimseye söylemiyorlardı. Ama bu plana destek verip bizim olmamız yanlış, bırakalım Türkiye buraları yönetsin. Hatta doların karşısına rakip olmayacak yeni bir para birimi de çıkaralım. Bölgeyi Türklere terk edelim çünkü Orta Doğu'nun bizimle doku uyuşmazlığı var. Ayrıca İngilizler Amerikan düşmanlığını tavan yaptırıyor. Ama Ankara bunu aşacak güce sahip diyenler de vardı. Çeyni ve çekirdek kadrosu bunu istemiyordu. Bu ekip kimseye güvenmiyordu. Türkiye ile istedikleri isimlere yönettirecek muz cumhuriyeti sanıyorlardı. Yapılan planlara göre Irak'tan sonra Suriye ikiye bölünecekti. Bunun için de bölgede kaos şarttı. İşte IŞİD de bu görevi büyük bir başarıyla uyguladı. Şimdi Suriye için o günün gelmesi gerekiyordu. Yapılan planlarda Esad 2016'da gidiyordu. Çünkü Esad'ın ömrü birden uzamıştı. Arap baharı Amerika'nın estiği yerlerdeki adamlarını götürmüştü. Bahar Washington'ın planlarını ötelemesine yol açtı. Esad için kimyasal silah kullanması kırmızı çizgi olmasına rağmen bir şey yapılamadı. Çünkü Esad'ın gitmesi Amerika için iyi sonuç vermeyecekti. Şimdi değildi. Özgürlük rüzgarıyla devrilen diktatörler Washington'ın planlarını bozdu. Çünkü adamları gidince o ülkeleri başka bir hamleyle geri almak zorundaydı. Geçen zamanda bu yapıldı. Öncelikle hedef Mısır'dı. Çünkü Mısır, İsrail nedeniyle daha da önemli hale geliyordu. Mübarekin yerine gelen Mursi bir halk ayaklanmasıyla hapse gönderildi. Şimdi Sisi, Mısır'ı Amerika'nın bir eyaleti olarak görüyordu. Kendini Kaliforniya valisiyle eşdeğer tutuyordu. Mursi'nin millileştirdiği Alexandria, El Dekliya, Damietta ve El Sokia limanlarının yeni yıldan önce tekrar özelleştirileceği açıklandı. Yani görevini yapıyor ve enerji trafiğinde Mısır kendi topraklarında hak iddia etmiyordu, edemiyordu. İngiltere ve Amerika kendi çıkarları için bölgede at oynatırken ve diğer güçlü devletler de uygun zeminlerde yumruklarını masaya vururken Türkiye bu politikalardan bağımsız olarak yolunu çiziyordu. Türkiye'ye olan ihtiyacı ortada olan Amerika anlaşma yoluna gitti ama kendini düşünerek Ankara buna razı olmadı. Hem coğrafi ayrıcalığı hem de gizli rezervler nedeniyle Amerika köşeye sıkıştı. Washington ilk planda Ankara'yı bölgede kullanıp kenara bırakacaktı. Zayıf olan tarafımızı kaşıyıp bölgedeki iddiamıza son verecekti. Kuklayla Türkiye'yi kendilerine bağlayacaklardı. Bunun içinde hazırladıkları adamlar ortadaydı. Bu plan Gezi Oslo 7 Şubat ve 17 Aralık'ta olmayınca şimdi kendi içlerindeki öteki sese kulak vermeye başladılar. Yine de Obama'nın resmen devre dışı bırakıldığının dünya tarafından bilinmesini istiyorlardı. Obama'nın başkanlığını da bitirdiler. Putin içinde pimi çektiler. Ama Türkiye onlar için hiç ummadıkları bir duvar oldu. Millet devletine sahip çıktı. Onlar da boş durmadı elbette. Suriye'nin mültecileri ayaklandırmak ve oradan büyük sorun çıkarmak için Belçika'yı yani yakın bir noktayı üst olarak seçtiler. Belçika devletinin 150 milyar dolarlık tahvilini alarak ülkenin üçte birini resmen ele geçirdiler. Ana merkez Brüksel olacaktı. Zaten içeride darbeye kalkışanlar da bir bir orada toplanmaktaydı. Chen ve ekibine destek verenler hala Türkiye'yi küçük bir paya razı etmeye çalışıyorlardı. Obama'yı getiren güçse hala bunun karşısındaydı. Amerika ordusunda da bu yönde güçlü sesler vardı. Koca Amerika dururken birkaç ailenin sözünün kanun olması kabul edilebilir bir şey değildi. Bu birkaç aile sünni coğrafyasını küçük parçalar ve küçük adamlarla idare edecek, hem karşılıksız bastıkları doları yani imparatorluklarını koruyacaklar hem de çayın taşıyla çayın kuşunu vuracaklardı. Ankara bunu bildiği için aralıksız Orta Doğu halklarına seslenmekte, ülkeleri içeriden kaşımakta ve onlara kalplere giden yoldan cevap vermekteydi. İçerideki işbirlikçiler de bütün bunlara diktatör yakıştırmasıyla saldırmaktaydı. Oyunları oyunla bozduğunda en çok içeride saldırıya uğruyordu. E ee, burası Türkiye'ydi. Pilavın içindeki beyaz taşlar hiç bitmiyordu. İngilizler İslam'ı etkisiz kılarak ve kendileri yöneterek bölgeye aldı. Amerika'nın Türkiye ile anlaşmaktan başka çaresi yoktu. İngiliz modeliyle buralara gelemezlerdi. Gelseler de duramazlardı. Hele Rusya zorda, Çin kapanda, İngiltere merakta, Almanya ayakta, Fransa kapıdayken hiç şansları yoktu. Ya Türkiye'nin büyümesine göz yumacaklar ya da bölgede rahat bir adım bile atamayacaklardı. İsrail'e olan aşk mutluluk için yetmiyordu. Not, Çen'in ekibinden olup bu planları yapan isim bunları söylüyor. Ergün Diler, Takvim.